Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal ederek 23 Haziran 2019 tarihinde yeniden sandığa gidileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından anket şirketleri seçmenin nabzını tutmak için yeniden sokaklara çıktı ve araştırmalarına başladı. Bu videomuzda anket şirketlerinin hazırlamış olduğu bu verileri sizlerle paylaşıyoruz. İşte seçimlere 20 gün kala anket şirketlerinin yaptığı çalışmalar. Optimar Araştırma Şirketi. Optimar Araştırma Şirketi 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son ankette CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun %52 ile Binali Yıldırım'ın 4 puan önünde olduğunu ortaya koydu. MAK Danışmanlık. MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi'nin 11 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre 23 Haziran'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde. 15 ve 20 Mayıs tarihleri arasında yapılan anketin sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu %50.3, Binali Yıldırım %48.24. Konsensus Araştırma Şirketi. Konsensus Araştırma Şirketi'nin yaptığı ilk ankete göre Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın %2.1 farkla önünde. Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, 21-22 Nisan tarihlerinde 1040 kişiyle yapılan anket verilerine göre seçmenlerin %50.2'sinin Ekrem İmamoğlu'na, %48.1'inin Binali Yıldırım'a oy vereceğini değerlendiriyor. PR Araştırma Şirketi. PR Araştırma Şirketi ise net bir rakam vermekten kaçındı. İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenecek seçimle ilgili PR Araştırma Şirketi tarafından yapılan bir değerlendirmede kitle psikolojisinin Ekrem İmamoğlu lehine olduğu yorum yapıldı. Seçimlerin her iki taraf için de riskler barındırmakla birlikte her iki adayın da kazanma ihtimali olduğunu belirten PR açıklamasında, ancak kitle psikolojisinin Ekrem İmamoğlu lehine olduğunu söylemekte fayda görüyoruz denildi. PR'ın sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamasında seçmen psikolojisinin doğru yönlendirilen tarafın bu kez farklı kazanabileceğini belirterek seçimlerin sonuna doğru hangi adayın kazanacağı fikri ağır basarsa o aday 31 Mart'a oranla çok daha büyük bir fark yapabilir ifadesi kullanıldı.